İktidarı bir dönem destekledim. Çünkü bu ülkenin tarihinin geçmişinde yatan bazı şeyler vardı. Halk o yüzden bu kadar yıllardır bu iktidar devam ediyor. Geçmişteki ezilmişliklerin acısını çıkardı halk. Ama halktan daha fazla acı çıkardılar. Şu anda ben halkım ve açım. O yüzden destekleyemiyorum. Birilerine mesaj olsun, biraz uyanalım artık. Halk olarak çok uyuyoruz. Yani kendimi bildim bileli, elime merdiven dayadım, uyuyoruz. Ne zaman uyanacağız bilmiyorum, artık uyanmamızın zamanı geldi bence. TÜİK %61 diyor. Efendim? TÜİK'e göre enflasyon %61 civarı. Ya siktirsin gitsin. Tamam. Milletvekili çıkmış, 70 milyar, 80 milyar maaş öyle, devletin bütün imkanlarını kuruyor, adam diyor ki ben geçiyorum. Allah belanı versin değil mi? Geçinemiyorum ne demek ya? 80 milyar maaş alıyorsun, geçinemiyorum diyor ya. Allah belanı versin, o yedin yemek içmek haramı zıkkım olsun sana ya. Devletin imkanını kullanıyorsun, geçinemiyorum diyor ya, şuna bak ya. Ya asgari ücretli ne yapacak? Adam çoluğunu çocuğuna, ya kadının biri geçen diyor ki ben diyor çocuğuma diyor salça sürüyorum diyor ya, ekmek diyor. Ya bir geçen okula gittim, çocuk simit yiyor, yanında içecek bir şey yok diyor ya. Meyve suyu alamıyor çocuk. Sen şimdiki çocuklar yanın ya yasa çıkar. Şimdiki öğrencilere bedava ücretsiz binsin ya. 30 gün boyunca çalışıyoruz. Bir tane telefon alamıyoruz. Bir tane telefon. En kötü, en dandik telefon 20 bin TL olmuş ya. En kötü telefon ya. 30 gün boyunca çalışıyoruz. Aldığımız maaş buzdolabına yetmiyor. Buzdolabı 40-50 bin TL olmuş ya. 30 gün boyunca çalışıyoruz. Bir tane çamaşır makinesi alamıyoruz ya. Ya kiramızı ödeyemiyoruz, kiramızı. Bir çocuğun annesi babası onu evlendirmezse hangi çocuk evlenebilir ya? Bir düğün olmuş 1 milyon ya. Hangi çocuk evlenebilir? Bir ev satın alacaksın, 10 trilyon 20 trilyon olmuş ev. Ömür boyu çalışacağız, bir tane ev alamayacağız ya. Kiramızı ödemiyoruz, kiramızı. Ya ben var ya 33 yaşındayım, 34 yaşıma gireceğim. Ben tekstilde çalışıyorum, asgari ücretle çalışıyorum. Kirada oturuyorum, aldığım maaş kiraya yetmiyor. İkinci, üçüncü iş birden yapıyorum ya. Gidiyorum günlük tekstilde çalışıyorum bazen böyle 4-5 saat. Bir de gidiyorum seyyar satıcılık yapıyorum. 2-3 iş birden yapıyorum, geçinemiyorum. Geçinemiyoruz, ölmüşüz, ölmüşüz. Vatandaş ölmüş bitmiş. Yeter, yeter, yeter. Bıktık. Ya bütün milletvekiller istifa etsin ya. Ben asgari ücretle çalışıyorsam sizler de asgari ücretle çalışacaksınız. Siz kimsiniz? Kendinize ne zannediyorsunuz? Allah'ım siz peygamber misiniz? Biz 10 bin TL alacağız. 11 bin TL alacaksınız. Biz alacağız. Siz 70-80 bin TL, 100 bin TL alacaksınız. Milletvekilim benim gözümde bir öğretmen kadar değeri yok. Bir doktor kadar değeri yok. Bir asker polis kadar değeri yok milletvekilim. Milletvekili ne yapıyor? Hepsi lüks makam araçlarıyla meclise gidiyorlar, geliyorlar. Öğretmen bu ülkeye pırlanta gibi çocuklar, gençler yetiştiriyor. Doktorlar insanlara ameliyat yapıyor. Asker polis bu vatan millet için canı veriyor. Onlar kazanıyor 20 bin TL. Biz kazanıyoruz vatandaş 10 bin TL. Milletvekilleri 70-80 bin TL, 100 bin TL alıyor. 5 yıl milletvekillik yapıyor, emekli oluyor. 100 yaşına gelene kadar da milletvekili olmaya 4-5 dönem devam ediyor. Ya bu ülkenin bir sürü sorunu var ya. Kadın cinayetleri sorunu var. Çocuk taciz, tecavüz sorunu var. Uyuşturucu sorunu var. Hırsızlık, dolandırıcılık sorunu var. Eğitim sorunu var. Cehalet sorunu var. Geçimsizlik sorunu var. Ekonomi sorunu var. Ya bitmişiz, bitmişiz. Umarım düzeliriz. Şu dönemde düzelir miyiz? Hiç düzelmeyiz. Hiç, hiç. Hiç düzelmeyiz. Belki 20 yıl sonra, 50 yıl sonra belki düzeliriz ama şimdi düzelmeyiz yani. Ama düzelteceğiz. Bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesidir. İnsanımız da dünyanın en güzel insanıdır. Ülkemizi düzelteceğiz. Düzelmesi için de eğitim şart. AK Parti bu milletin geniyle oynadı. Şerefimizle oynadı. Yani ben kaliteliyim, ben şerefliyim diyen bir insan varsa AK Parti'de bir iki adım geride kalsın. Tokatlasın ya. Korkmayın ya. Biz insanız, şerefli insanlarsak eğer AK Parti'den kaçmamız lazım. Savunmak sıfır. AK Parti'nin peşine düşmeyin. Çünkü AK Parti bu milleti bitirdi, mahvetti. Şeref bitti o insanlardan. Benim ricam bu insanlarda budur. Artık AK Parti'yi unutun. İyi bir tokat atın AK Parti'ye. Herkes kendine gelsin. Kendini bulsun. Kendine ait olan şerefi bulsun. Cepleri boş verin yahu. Sizde onur var. Onur. Şeref var. Bir insana ait olan bir şerefi var. Bir onuru var. O onuru para yolunda satmayın. AK Parti bu milleti mahvetti. Kandırdı. Yalan söylüyor. Dolan söylüyor. Kimsenin dostu değildir. Ne Türk milletin dostudur ne Kürtlerin dostudur. Gerçi hiç Kürtlerin dostu olmadı. Hiç olmadı. Şimdi de hiç değil. Yani Türk olur, Kürt olur. Herkes aklını başına toplaması lazım. Bu milleti seven bir partiyi bulun. Onun peşinden olun. Ben AK Parti'nin peşinde değilim. Hiç kimse AK Parti'yi savunmasın. AK Parti'yi bitirelim. Ulan ben emekliyim. Lor ekmek yiyorum. Hak etmeyi yiyorum. Bunlar topraklarımız, çocuklarımızın
topraklarımızı sattılar. Parsel parsel sattılar. Kan mı verdiler, can mı verdiler? Erdoğan kan mı verdi, can mı verdi? Şehitler mi verdi? Geleceklerimizi sattılar. Ondan sonra manda yoğurdu yedi. Lor ekmek yiyorum, halk ekmek yiyorum. Etlerin içine gömülmüşler. Bir de emeklinin gözüne gözüne sokuyorlar. Gözüne gözüne. Ulan yiyorlar, yiyorlar. Doymuyorlar. Bir de gözümüze sokuyorlar ya. Zehir zıkkım olsun. Zıkkım yiyesiniz değil mi? Davunu yiyesiniz. Nasıl etleri meydana sürdünüz? Nasıl o etler? Ya yiyorsunuz meydana nasıl sürüyorsunuz ya? Ya gördüm çıldırdım ya. Ya emekliyim çalıştım. Devlete çalıştım. Aldığım 7,5 milyon. Bizim cebimizden alıyorsunuz. Bizim emeklilerimizi yiyorsunuz. Mehmet Şimşek çıkmış konuşuyor. Bize konuşacağına o et yiyenlere konuşsun. Et yiyenleri görsün. Geçinemiyorum. Lor ekmek yiyorum. Nasıl geçineyim? Geçinmek için lor ekmek yiyorum. Sabah kalk lor ekmek yiyor. Akşam kalk lor ekmek yiyor. AK Partililer de manda yoğurdu yesin, etlerin içine gömüsünler. Bir de emeklilerin gözüne gözüne soksunlar. Ben de Allah'tan diliyorum ki o etler onlara dert olsun. Ben yaşlandım, oldum 60 yaşında. Ölsem önemli değil. Ama gençler okuyamıyorlar, gidemiyorlar. Defteri para, öğretmeni para, çartı para, curtu para. Nedir bu ya? Hepsi duysun. Yeter artık yani. Sistem değişsin. Büyük büyük insanların hepsi değişecek ya. Yeter artık, bıktık. Buramıza geldi artık yani. Gerçekten bıktık. Sağlıktan bıktık. Et alamıyoruz eve ya, et alamıyoruz. 250 gram alıyoruz. Bu nedir ya? Bugün de geldim arkadaşlarımla buluşayım diye doktordan sonra biraz moralim olsun diye. Ve çok söylemek istiyorum. Değişim istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Toptan bir değişim gerçekten ya. Ben bıktım. Hepimiz bıktık ya. Sen bıkmadın mı? Bıktın da ben de bıktım. O da bıktı. Öteki de bıktı. Nedir bu ya? Bir metrobüse bineceğim. 200 liraya gidiyorum geliyorum Büyükçekmece'ye ya. 200 lira. Hiç mi karnım acıkmayacak? Olmuyor ya. Vallahi buraya kadar geldi. Öyle sinirliyim ki anlatamam size. Bunu lütfen yayınlayın. Herkes de duysun bunu. Benim adresim de belli. Ben o parti bu parti de değilim. Değişim istiyorum o kadar. Fakirliğin ne olduğunu bilmiyorlar. Ekmek olmuş 10 lira. Bir insan, bir fakir bir insan 4 tane 5 tane ekmek alıyor. Çeşmelerden su içilmiyor. Bir tane su 13,5 lira 5 litrelik. Nasıl yaşam nasıl olacak? Asgari ücretle çalışan bir insan ne evi geçindirebiliyor ne kira ödeyebiliyor. Yazık, günah yani. Çoluk çocuğumuz var. Nasıl bilmiyorum yani. Evlendiremiyoruz bile. Çoluk çocuğumuzu evlendiremiyoruz. Ev kirasından dolayı evlendiremiyoruz. Bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Sorumlusu kim bunu? Vallahi başımızdakiler herkes biliyor yani, herkes bas bas bağırıyor. Millet kime söylesem bas bas bağırıyor. Bir kilo pirinç alamıyoruz ya. Bir kilo pirinç demek ne demek ya? O lükse kaçtı. Patates bile lükse kaçtı ya. Her şey lüks oldu yani. Yemek içmek lüks oldu. Başımızdakilerin maaşından birazcık 10 milyara bir kere geçimini sağlasınlar. Biz asgari ücretten de vazgeçeriz. O başımızdakiler asgari ücretle bir ay geçinsinler. Biz vazgeçeceğiz ya, biz maaş da istemiyoruz yani. Çıksınlar dışarıya bir baksınlar, açlık mı var, fakirlik mi var? Geçinsinler diyorum asgari ücretle bir ay ya. Başka bir şey demiyorum. O zaman milletin ne olduğunu anlayacak. Bir ay geçinsin. Yani onlar 70-80 bin lira alıyor. Ondan sonra ne rahat Türkiye. Gelsinler bir de milletin, halkın bir şeyini dinlesinler. Bir 7,5 lira ne ya? 7,5 milyar lira ne? Bir asgari ücret böyle olmaması lazım. Siz bu kadar eleştirdiniz. Son seçimlerde tercihiniz kimden yana olmuştu? Bunu söylemek istemiyorum ama tercih edilecek hiçbir insan yok önümüzde. Onu demek istiyorum. Tercih edilecek bir insan yok. Bizi anlayan, Türkiye milleti anlayan bir insan yok. Anlayan bir insan olsun, çıksın gelsin şuraya halkıyla bir konuşsun. Yaşadıklarını bir anlasın. Herkesin sorumluluğu, bir yaşadığı bir sorumluluk var. Ama insanları tanımıyorlar, anlamak istemiyorlar. Ben bir kelime söylemek istiyorum. 7,5 milyon lirayla bir kere gelsin, bir ay geçinsin, ben onun elini öperim. Halk psikolojik manyak. Halkımız, biz hepimiz manyağız. Vallahi billahi git evleri git kes. Ailede 4 kişi, 3 kişi diazem kullanıyor. Sinir ilacı kullanıyor. Haberleri izlemiyor musunuz? Adam karısını öldürdü. Niye öldürdü kardeşim? Kadın bakıyor reklamlarda, herif karısına Jaguar almış. Öbürü de 100 lira veremiyor. Kadın da diyor ki bak görüyor musun millette ne koca var. Adam da diyor Allah seni kahretsin. Aha sana katliam. Bak gerçekler çok acı. Ama halkı göremeyenler, halkın nabzını tutuyor. Nasıl tutuyor? Şu ülkede %25 zaten otomatik olarak hükümet tarafından besleniyor kardeşim. Yalan mı? %15'te onların yalakaları var. Beslenenler. %40 tabii, anladın mı? Yaş 61. Memleket Trabzon. Yaşım Trabzon. Ama ben bir şey diyeyim mi?
İyiye de gitmeyecek. Çünkü bir evde haram varsa o ev yıkılır hemşerim. Ülkemiz baştan aşağı haram kaynıyor. Enflasyonu ezdirmedik. Bundan sonra... Siktesin, yalan söylüyor. Ne düşünüyorsun abi? Gel konuşalım. Yalan söylüyor diyorum. O ekonominin sorumlusunu ben mi bulursam? Çok fena yapacağım. Tayyip Baba'ya selam buradan. Yani kendisini seviyorum. Ama baba dedi kanamızı ağlattı vallahi. Yapacak bir şey yok. Destekledik mi? Oo, sonuna kadar bugün gene şey olsun, gene oyum Tayyip Baba'nın ama ya biz bir sigaraya bir yazın 14 liralık sigarayı 50'ye çıkardı. O da bizim özelimizdi. Baba dedik anamızı ağlattı ama yine desteklemeye devam. Evet, yine seviyorum. Başka yok ki. Ya şimdi bombok. Yani söylemek istemiyorum ama bombok. Hangisi düzgün? Eğitim düzgün mü? Yok. Sağlık düzgün mü? Yok. Ne düzgün? Ekonomi çok düzgün. Şurada bir lokanta var, yemek yedim. Torunumu aldım, yemeğe götürdüm. İleride, adını söylemeyeyim. İki tane pilav. Bir tanesinin üzerinde tam kavurma, bir tanesinin üzerinde az kavurma. Ben az kavurmalı yedim. Hesap kaç para biliyor musunuz? Sizce ekonomi düzgün ya. 466 lira. Var mı daha söylenecek bir şey? 466 lira. İki pilav, birinin üstünde tam kavurma, birinin üstünde az kavurma. 466 lira. Vatana millete hayırlı olsun. Bize müstahak. Herkes hak ettiğini yaşar. Başka hiç ötesi verisi yok. Herkes hak ettiğini yaşar. Sonumuz hiç iyiye gitmiyor. 66 yaşındayım. Hepsini de denedik bütün partilerin. Kimsenin bir şey düzelteceği yok. Gelen sandalyeye oturuyor. Bir daha da kalkmıyorlar. Böyle giderse perişan. Hep garibanın sırtında dünya. Parti oturdu mu emisini, dayısını o tutturuyor, bir daha hiç kimseye bakmıyor. Vur garibe, çal garibe. Askerliği garipler yapıyor. İnşaatçılığı garipler yapıyor. Parayı da, cukkayı da sandalyeye oturanlar alıyor. Ağızlarından, burunlarından gelsin hepsini. Ne diyeyim? Böyle geldi, böyle gidecek. Ben bir emekliyim. 68 yaşındayım. Bak çanta elimde. Ekmek parası kazanmak için çalışıyorum. Daha 10 sene yaşayacağım mı belli mi? İhtiyacım var, onun için çalışıyorum. Torunuma toka aldım. Çalışıyorum, torunuma toka aldım. Kız torunum var. Yani şunun içinde de simit var. Ben öğlen simit alıyorum. Rosto niyetine yiyorum. Akşam üzeri alıyorum. Tatlı niyetine yiyorum. Ve kendimi o şekilde avutuyorum yani. Biz bu haldeyiz yani. Bu milyonlarca insan bu haldeyken Sayın Bakan kalkıp da Türkiye'de açlık yok, bilmem ne yok, şunu ya. Ya bunlara kargalar bile güler yani. Bırak insanları, kargalar güler yani. Yani ayıptır böyle şey. Ben onu söylemesiyle bana hakaret ettiğini düşünüyorum. Hakaret olarak kabul ediyorum ve o hakareti aynen iade ediyorum kendisine. Yazıklar olsun. Çok üzücü, çok şaşırtıcı bir durum. Yani daha çok şey söylemek isterim ama bundan sonrasında terbiyem müsaade etmiyor. Avşan sabit televizyon dinleyeyim ben. Hepsi pandela. Milleti kandırıyor. Milletin gözünü boyuyorlar. Bu yalan. Ben kimseyi kandırma. Yukarıdan başka. Ne yapayım? Maaşları bir alayım, bir lüpin diye. Bir hafta o biçim. Benim kızım kanser hastası. Haftada iki defa et isim. Ben bir et bile alamadım şu an. Kötü kuyruğu, dördüncü fayans. Bir yerden yardım yok. Nasıl yalan yapıyor öyle? Bunlar pandeye kandırmasın ha millet. Millet gözünü boyamasın. Böyle baz bakar, hiç olmasın tahir. Bir yardım yok bir yerden. Ben o şamiyet alamıyorum. Gelsin benim halim soğusa ya. Kirada durayım, beyim yok. Ne yapayım başıma? Söyle bana. Ona töre söyleyin. Töre söyleyin. O koca kafalı. 89'da geldim, oy ona atmadı. Atma niyetim de yok. Tobi'ye tüküreyim, ona gene atma. Ne güzel, şimdiye kadar doğalgaz faturası ödemiyorduk. Şimdi ilk fatura geldi. Ben de kombiyi açınca, faturayı da görünce hemen bu şarkıyı bestelemek aklıma geldi. Kombi, şarkımın adı Kombi şarkısı. Açtım ben kombiyi, açtım ben kombiyi. Ay sonu gösterdiler zombiyi, ay sonu gösterdiler zombiyi. Kombiş. Kombiş, faturalar gelir tombiş. Faturalar gelir tombiş. Faturalar gelir tombiş. Faturalar gelir tombiş. Faturalar tombiş gelmesin. Kesemize uygun gelsin rica ediyoruz. Emekliyim, çok şekerim. Herkese selam ederim. Mehmet Şimşek kafayı yemiş. Maliye Bakanı olmuş ama kafa başka tarafta, kaçak sarayda. 20 yıllık emekliyim, 8 bin lira maaş alıyorum. İstersen bordrosunu getiririm, size de teslim ederim. Neredeymiş o emekliye enflasyonu ezdirmemiş? Yalan onlar, yalan kardeşim. Bunların kökü yalan, başı da yalan, kökü de yalan. Yalan söylüyorlar. Gitsin ya markete, bir kilo peynir alsın, kaç para peynir? 280 bin liradan, 200 bin liradan aşağı peynir yenilmiyor. Mehmet Şimşek bir kilo meyve almış mı? Bir kilo peynir almış mı? Bir kilo kuru fasulye almış mı?
Ne olacak? Her şey devletten. Araba devletten, kırmızı plak arabaya biniyor. Saraydan talimat alıyor. Saray ne derse onu yapıyor. Saray zaten kaçacak yer arıyor artık. Bak ben sana size söyleyeyim. Bak burada söylüyorum. Şu Mart seçiminden sonra kaçacak yer arayacak. Ama bu millet onun peşini bırakmayacak yani. Verdiği 7,5 milyar. Şimdi alışverişe çıksam, param olsa hepsini bitirir gelirim. Hiç memnun değilim. Bakıyoruz, bekliyoruz zam ne yapacak şimdi. 21 yıl değil 31 yıl olsa çok ezildik. Halk olarak çok ezildik. Bak çocuğuma bir kıyafet alayım de kaç saattir dolanıyorum, ucuzunu arıyorum. Memnun değilim. Desteklediniz mi iktidarı peki? İlk dönemler destekledim. Dedim iyidir, yapar, eder. Ama iyice bizi böyle belimizi büktüler. Hepimizin belimizi büktüler. Ne ilaç alabiliyoruz, ne bir şey yapabiliyoruz. Ne bileyim ne geçinebiliyoruz. Yani iktidar bizi mahvetti, bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonu yeniden tek haneye düşüreceklerini, her şeyin yoluna gireceğini ben söyledi. Ben inanmıyorum. Seçimden önce de çok güzel vaatlerde bulundu ya bize. Hani hangisi yerine geldi? Ben inanmıyorum. Ezemeyeceğiz diye zam yapıyorlar. Zam da onaylanmadan marketler etiketleri değiştiriyor. Dün 40 liraya aldığım işkembe bugün 90 lira. Ben şimdi işkembe almaya gidiyorum. Dümen yapıyorlar. Allah görüyor. Onlar kalemde yapıyor. Ediyor. Zengin, mingin, o zengin, bu zengin. Hiçbir şey yok. Sıfır sıfır. Ben sabah 6'sında işe gidiyorum. Haftanın 5 günü çalışıyorum. Kira, doğalgaz, elektrik, su sıfır sıfır. 220 lira. Bak şu 90 liraydı. İşkembe. İki tanesi 180 lira aldım. Şimdi 240 lira. İşte bak şuraya bak. Hala ezilmiyor. Nasıl ezilmiyor işte. Allah Allah. Heru meru. Heru meru. Epetuha sepetuha. Enflasyonu sepetleyelim ha. Hüp hübü hüp. Lüp lübü lüp. Enflasyonu düzdük. Ben işten geliyorum. 66 yaşındayım. Hala çalışıyorum. Bir de 5000 lira veriyordu. Onda çalışanlara kesti zaten. Allah onu yakasın. Ne diyeyim? Ama yayınla. Yani bu söylediğimizi yayınlayacaksınız zaten. Ben konuşayım. Konuşun. Yanışmıyorsa boşuna yayınlamayın. Yani halimizi görüyorsun ha burada. İnsanlar oturan insanları bak. Hele cebinde çay bardağı yok. Adam şeye gidemiyor. Kahveye gidemiyor. Bir kahvede çay olmuş 10 lira. Şimdi oraya gidenin. Orada çay 15 lira. Ne yapsın bu millet? Verdiği 7,5 lira maaş. Sonra 7,5 lira maaşından ne yapacaksın? Ev kirası var. Elektriği var. Suyu var. Bunun yemesi var. Toruna kaçlık vermeyen dedeler var. Ağlayan dedeleri görüyorum. Bankamatiğin başında ağlayan dedeleri görüyorum. Ya yemin billahi diyorum ya ben yani bazen yani abi çalışıyorum da ben para veriyorum torunlarıma. Çalışmasam veremiyorum. Ha bu yaşta ben işe gidiyorum ya. Yani hiç yani bilmiyorum hakkımızı onlara hayal etmiyorum ben. Hiçbir zaman. 600 tane milletvekili var 600'ü de. Bütün partilerin hepsine aynısını diyorum ben. Bir partisine değil hepsine diyorum aynısını. Yani hepsi aynı. Birine vur birine. Yani bizim ekonomimizin durumu bu yanındaki 600 tane milletvekiline bağlıdır. 600 tane milletvekili bir korumayla gittiği zaman 30 tane korumayla gidiyor. Diyor ki belinizi sıkın çemen kemerinizi sıkın. Kemerimizi tamam biz de sıkalım ama sen de sık. Bak ceketimi de yırttık. Bak. Bak. Yırttık abi bak. Aha, aha. Alamıyorum. Yok. Neyle alayım? 9 bin lira kira veriyorum. Ha şimdi adam bana değil 12 bin lira yapacak. Yılbaşında 12 bin lira yapacağım diyor. Düşün. Ben 7,5 lira veriyorsun ben 12 bin lira zaten maaş alıyorum. Emekliyle de şeyle doğalgazdan suyu ver. Ne ayakkabı alabilirsin ne şey alabilirsin. Ya. Sonumuzu Allah hayır etsin. Biz soruyoruz böyle kira ödeyen emekli nasıl geçinecek diyoruz. Bu zamana kadar niye yapmamış diyor bazıları. Ya neyi yapmamış? Yani ev almamış. Niye çalışmış? Güzel bir konu. Biz eğer çalsaydık yapardık. Çalmadık. Kimsenin hakkını yetmedik. Kul hakkını yerim. Ben akşam yastığa kafamı koyduğum zaman sabahleyin o şekilde kalkıyorum. Düşünmüyorum yani ben bu adamın hakkını yemedim. Hakkını yeseydim ben o yatakta yatamazdım. Yatar mıydım? Yatamazdım değil mi? Ama çalsaydım yapardım. Kaç tane kat yapardım. Ama işte demek ki çalmak lazımmış. Bu ülkede yani çalmayan doğru dürüst yaşananın hepsi belli. Belirli bir notka. Ha belirli sen getirdin. Allah versin yani. Allah onların gene kendisine versin. Göçmenleri getirdin. Burada ev verdiniz, arsa verdiniz. 5 sene vergi almadınız. 5 sene kira karşıladılar. Devlet karşıladı 5 sene. Karşılamadı mı karşıladı. Suriyelisi geldi bugün. Suriyeli ev aldı. Bir ev alanı 400 bin dolara ev aldı adam. Ne oldu? Benim ülkenin ekonomisi tabii batacak. Niye batmasın ki? Adam kimlik almış ya. Bugün mafya. Aranan mafya Türkiye'de yakalanıyor. Türk kimliği almış. Bu ne? Kim veriyor bunu? Soylu veriyor. Soylu önceden televizyonlardan aşağı inmiyordu değil mi? Şimdi niye televizyonlara çıkmıyor? Deprem kurtardı onu. Mersin'de tuttu. Orada yaktılar orayı. Temizledi. Götürdü. Bunlar işte. Sen yurdu kurulan adam. Gürbüz çapan. Çapanın yanında çalışanlar. Encümen azalarından tut. Başkan yardımcılarına kadar hepsi. Esenkent'te spor salonu var. Bilmem taksisi var. Bilmem neyi var. Neyle yaptın sen bunu? Çalarak yaptım. Buyur. Çalarak yaptım.
Çalmasaydı bakayım yapabiliyor muydu? Maaşından yapabiliyor muydu? Yapamıyordu değil mi? Ben de yapamıyorum. Niye yapardım? O zaman ben de çalardım, ben de yapardım. Şimdi ben uğraşıyorum abi. Diyorum ya bir çekit, aa bunu alamıyorum. Alamayacak haldeyim ya. Bir de hala konuşuyor. Diyorsun ki tamam, gönül güzel. Cebimdeki telefona bak diyor. Telefon kullanıyorum lan, namussuz herif. 6 senelik bir telefonum bu ben. 6 sene önce aldığım bir telefon. Şimdi götür telefoncuya satayım lan. 200 lira veriyor buna. 200 lira. 6 tane ekmek parası. Telefonu varmış. Lan ne telefon olsa ne olacak? Ayağımızda çorap yok ya. Lan çorap yok ha. Yırtık çorapla geziyorum. Çıkarsam şimdi parmağı ucu yok. Camiye gidemiyoruz ya korkudan. Ayak yalın çıkartıyoruz onu. Camiye ayak yalın giriyoruz içeri. Bugün cumaydı. Cumada çıkarttık. Cebimize koyduk ki ya şimdi çıkarmak da istemiyoruz bu yaşta. Allah sonumuzu hayır etsin. Ama bunu bilsinler ki yani o 600 sene milletvekili başındaki O zat var ya zat, en baştaki zat. O zat haram zıkkım olsun. Yanındakilerle beraber. Önce oğlu gitsin askere, savaşsın, gitsin Filistinleri gebertiyor. Oğlu yeminen onlara da hala yardım ediyor. Madem sen Amerika oraya yeminen girdi, önceden müdahale edecektin, sokmayacaktın oraya. Şimdi adam Amerika geliyor, Amerika'nın uşağı geliyor buraya. Sesini kestirip gönderiyor. Demek ki bizi, affedersin, koyun gibi kullanıyor. Bizi yapmış şakşakçı. Başka bir şey değil abi. Bu ülke bu hale gelirken, bu ekonomi kriz, ülke dibe vurmuşken, esnaf herkes, yani bunların sebebi onlar. 2500 lirada 7500 liraya çıkıyorsa şimdi mi esnaf, insanlar birbirini öldürüyorlar, kiracı ev sahibi kavga ediyorlar, sopalı taşlı sopalı, olacak iş değil yani. Ülke nereye gidiyor bilmiyorum, ben de ona soruyorum. Sizde vicdan var mı? Bugüne kadar neredeydiniz? Neden müdahale etmiyorsunuz? Her konuda bitmiş. Bu ülkenin bir sürü sorunu var. Mülteci sorunu var, aşık yoksulluk sorunu var, cehalet sorunu var, eğitim sorunu var, kadın cinayetleri sorunu var, çocuk taciz tecavüzleri sorunu var, saygısızlık sorunu var. Kimin ya kimin yüzü gülüyor? Kimsenin saygısı yok. Ön yargı sorunu var, kibir sorunu var. Ülke bitmiş ya, bitmiş. Kimsenin umurunda değil. Herkes görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bana dokunmayın lan, bir yaşasın şeklinde hayatını yaşıyor. İnsanlıktan çıkmışız ya. Yemin ediyorum şurada biri ölse bahisi var ya, kimsenin umurunda olmaz. Şurada bir adam bir kadın da ölse kimsenin umurunda olmaz ya. Herkes böyle ne bileyim hayalet gibi olmuşuz ya. Yani son 15-20 yılda bu böyle oldu. Ben İstanbul'da doğmuş büyümüş bir insanım. Doğuluyum ama İstanbul'da doğdum büyüdüm. 20 sene 30 sene önce İstanbul böyle değildi. Türkiye böyle değildi. Son 20 yıldır Türkiye bitmiş. Neyle gündeme geliyoruz ya? Bağcılar'da geçen bir tane genç annesini öldürdü, kafasını kesti ya. Balkondan attı. Böyle şeylerle gündeme geliyoruz ya. İnanılır gibi değil ya. Yazık değil mi o güne, o kadına? Çocuk uyuşturucu bağımlısı çıktı. Niye uyuşturucu bu ülkeye sokuyorlar? Bir sürü gençlerimiz uyuşturucudan ölüyor ya. Yazık değil mi? Ben bir vatanın milletini, insanı seven insan, benim zoruma gidiyor, zoruma. Üzülüyorum. Günde her gün 2-3 tane kadın cinayete kurban gidiyor. 5-10 tane kadın cinayete kurban gidiyor ya. Aile Sosyal Politikalar Bakanı var. Niye bunun önüne geçilmiyor? Mecliste önerge veriyorlar, kadın cinayetleri araştırsın, önüne geçilsin. Reddediliyor. İnanılır gibi değil ya. 13-14 yaşındaki kız çocukları 40-50 yaşındakilerle evlendiriliyor ya. Her gün Ensar vakıflarında imam hatiplerinde, Kur'an kurslarında çocuklara taciz tecavüz ediliyor ya. Ya inanılır gibi değil. 21. yüzyılda neyle gündeme geliyoruz? Esenyurt'taki tekel olayını biliyorsunuz. Yani geliyorlar ya, herkes birbirinin kafasına sıkıyor. Vahşi şekilde insanlar birbirini öldürüyor ya. Toplu taşıma araçlarına biniyoruz. Kimsenin kimseye saygısı yok. Hamile kadınlar biniyor toplu taşıma araçlarına. Kimse yer vermiyor. Gazilerimiz biniyor, kimse yer vermiyor. Yaşlar biniyor, kimse yer vermiyor. Sevgi saygı yok. TikTok kullanmayan bir insanım. Saçma sapan şeyler oluyor TikTok'ta ya. Saçma sapan şeyler oluyor ya. Ahlaksızlık, edepsizlik, diz boyu. Türk dizilerini izliyoruz. Ya Türk dizilerinde insanın amcasının, dayısının, karısı, insanın annesi gibidir ya. İnsanın baldızı, insanın kız kardeşi gibidir. Türk dizilerini izliyoruz. Amcasının karısını götürüyor. Dayısının karısını götürüyor. Kardeşinin karısını götürüyor. Arkadaşının karısını götürüyor. Türk dizileri hepsi böyle. Hep ahlaksızlık, hep edepsizlik. Sabahta aşamada hangi televizyon şeyini açsanız, hangi kanalı açsanız, saçma sapan programlar. Şu kişi şuna kaçtı, bu kişi buna kaçtı. Türkiye'nin gündemi bu ya. Biz neyle gündeme geliyoruz? İnsanlar ölmüş. Bitmiş. İnşallah düzeliriz. Yazık bu ülkeye. $1, 1 euro, 30 TL olmuş. Suriye, Afganistan, Pakistan parası bizim paramızı geçmiş ya. Avrupalılar insan da biz insan değil miyiz? Onlar niye ülke ülke geziyor, tatil yapıyor? Ya biz memleketimizi görmeye gidemiyoruz ya. Yemin ediyorum ya. Uçak bileti neredeyse askeri ücret olmuş ya. Otobüs bileti 2000-3000 TL olmuş ya. Biz memleketimizi görmeye gidemiyoruz. Yemin ediyorum var ya, Sultanahmet'te görmeye gidemiyoruz ya. Yani Che Guevara'nın bir sözü var. Özgürlüğün büyük düşmanı halinden memnun olan kölelerdir. Yani çuk diye hani oturan bir söz. Che Guevara'ya da buradan selam olsun. Efsaneler ölmez. Bizler onun yoldaşlarıyız. Yolundan gideriz her zaman. Milyonlarca insanın kalbinde, yüreğinde yaşıyor Che Guevara, Fidel Castro. Orada mecliste oturur. Her birisi 20 kişi aylık alıyor. Biz askeri ücretle yarı aç yarı tok. Kuru ekmek ne? Gıda yok. O yüzden sürekli hastayız. Hiç gıda yok. Bir kuru ekmek ne? Bir yumurta olmuş 100 lira. Neyine şey? Oradan meclisteki toplulukta açlık yok. Türkiye her şey 4
Türk. Herkes elindeki telefon. Bu telefon da elimizde olmasın. Bir zahmet onu da alsınlar. Valla onu da alsınlar. Yani çok iyi olur. Belki onlara da o da bir harçlık olur. Affederse tuvalet parası olur bu onlara. Herkes kendin çevresinde. Hırsızlık var. Yani sen sürekli çalarsan, vatandaşını düşünmesen olacağını o olur. Yani başka bir şey olmayacak. Bir laf var ya der. Meclisteki ve Cumhurbaşkanı da söylüyor. Hazreti Ömer'in adaleti öyle olmaz. Hazreti Ömer'in adaleti benim vatandaşım asla ben tok yatamam. O bizde değildir. Ege vatandaşı dinliyorsa, vatandaşını gerçek ölçüyorsa gelsin, vatanların içinde dolasın, düşünsün, bir evlerine gelsin, ev dolaplarını alsın, sade dolaplarını alsın. Yani çoluk çocuğumuz okula gidiyor, biz doğru dürüst torunlarım okula gidiyor. Değil mi? Besleme yok yani. Yani bu da bir gerçek. Herkes affederse at gözlüğü takmış da, ya Türkiye çok iyi, gülü gülistanlık, çok iyi. Şimdi kimse korkuda konuşmuyor. Konuştuğun zaman hapse atsınlar ya. Aslında ama ben doğruları konuştuğum zaman beni hapse atıyorlarsa atsınlar. Ben buradayım. Yerim de belli. Gelsin beni atsınlar. Maalesef kimse ne konuşabiliyor ne korkuda ses çıkartabiliyor. Sesini çıkartan bilen de hapis görünüyor. Maalesef biz bu durumu Allah sonumuzu hayretsin. Allah gençlerimize yardımcı olsun. Biz yine az çok bir şeyler yaşadık. Rabbim vicdan merhamet getirsinler. Yani sadece dileğim o. Aklak yok zaten. Bende vicdan varsa zaten aklım vardır. Vicdan yoksa ben tokum sen az yatıyorsan çevremi düşünmüyorum. Senin gibi genci düşünmüyorum. Şu yaşlıyı düşünmüyorum. Yeni evlenenleri düşünmüyorum. Hangi ahlakta basıyor? Hangi imanda? Hangi Kur'an'da? Hangi Müslümanlıkta? Öyle bir şey yok. Öyle bir Müslümanlık olmaz. Müslümanlık her şey hak, hukuk, adalet olacak ve her şey dört dörtlük olacak. Fakir yurt dışında ne? Zengini alıyor, fakire veriyoruz. Çünkü zengin fakir eşittir yurt dışında. Fransa'ya git, Belçika'ya git, Almanya'ya git. Hangi ülkeye gidersin ki? Bizim ülkede, Türkiye'de ne olur? Zenginler gittikçe zenginleşiyor, fakirler gittikçe fakirleşiyor. Zaten paran varsa doktora gidiyorsun, paran varsa yaşıyorsun. Paran yoksa, bak benim komşum bir haftadır kaza geçirmiş. Adamın parası yok, adam Bakırköy'de ameliyat etmiyorlar. Öyle bir şey yok babam. Ya hastanede yerleşme var. Hastane çok çok yapılmış. Dört dörtlük teşekkürlü. Çamsakura'ya gitsin 5 yıldızlı otel. Doktorumuz yok. Doktorumuz hep dışarıda. Niye doktorumuz benim doktorum dışarı gitsin okusun? Sebep benim ülkemde okuyan doktorum gidiyor. Yurt dışındaki doktorlar burada. Benim doktorum şu anda profesyon yok, uzman yok maalesef. Biz bu durumdayız. Hiç kimse demesin Türkiye çok iyi, Türkiye bitmiş. Türkiye şu anda çoluk çocuğumuz biz dahil hepimiz satılırız. Satılmış yani. Bir şey yok ortada. Siz desteklediniz mi peki iktidarı? Destekledik ilk başta. Ama şu anda desen 1000 tane bu İstanbul'u da üstüne tapi eder. Asla desteklemem. Asla. İsterse kafama da sıksın. Yok. Değişim yeter. Ege bir insan yönetemiyorsa kardeşim gideceksin. Artık orada durmanın bir anlamı yok. Biz seçiyoruz. Biz bunu bilmiyoruz. Biz seçmeye hakkımızdır. Ben seni seçiyorum buraya getir. Seni indirmeyi de bilmek zor. Ama insanlar korkuda sesini çıkartmıyor. Sebep ne? Haşa sen Allah mısın beni öldürürsün ya? Sen kimsin? Benim gibisin, benim gibi. Ben seni getirdim. Aslında biz de müstakil hak ettik. Biz hak ettik. Bu adam üstümüzden ne yaptıysa biz okey dedik. Yani tabii ki ben ilk seçimde oyumu verdim, sonra da vermedim. Hiçbir zaman da daha vermem daha. Yani iki dünya bir araya gelse yine açık ve net vermem. Ha, ben CHP'ye verdim. CHP olmasa kim ya? Benim ülkemi kim bana yönetiyorsa, gençlerime yol açıyorsa o gelsin kardeşim. İsterse gavur olsun. Benim için fark etmez. Kim Ece adaleti getirsin, samimiyeti getirsin, kendin çalmasın, çırpmasın, cebini doldurmasın. Ya örneğin ben bir yüzükle geldim, dünya benimdir. Ama vatandaş aç olsun, susuz olsun. Hiçbir şey önemi yok. Ama ülke çok iyidir. Batmak üzereyiz, çok iyiyiz maalesef. Tepelerden aşağılar gözükmüyor ki. Çok yüksek. Ama yüksekten düşmek de var. Var var, merak etme. Maalesef. Allah der ki neye gelirse gel, adalette bahsediyoruz. Neye gelirse gel, kul hakkına. Bütün kul o kadar kul hakkı yendi ki, o kadar bedduvalar var ki. Allah bir gün değil bir gün, ben de çıkartmasa evladım da çıkarsa, evladım da çıkar, torunum da çıkarır. Bu da bir gerçektir. Yani kimse bunu kendine saklamasın.